Evet kayın. Şimdi iki tane temel e, yöntem var cümle analizi için. E, ne demek e, cümle analizi? Cümle analizinden kasıt işte mesela bir Türkçe cümle olsun. Ali Topu attı benim artık yüzyıllardır kullandığım cümle. Bu Ali Topu attı cümlesini analiz etmek istiyoruz. Analiz etmek derken yani bunun içeriğine ulaşmak istiyoruz. Geçen e, hatırlarsak geçen derslerde PropBank ve FrameNet'te işte biz ne dedik? Fiile odaklanırız dedik. Onların parametreni buluruz vesaire dedik. O bir yaklaşım. Ama bunun dışında bütün cümleyi bir bütün olarak görüp o cümledeki yapılar nelerdir diye detaylı bir şekilde analiz etmek istiyorsak o zaman bizim yapmamız gereken şey diye terminolojide parsing adı veriliyor. Parsing aslında bilgisayar mühendisliğindeki parsingden uzak değil. Aslında onunla aynı. Bilgisayar mühendisliğindeki parsing de hatırlarsak nedir? Gerçi Principal Programming Languages dersini görürseniz biraz bahsedilir orada. Veya işte compiler design ki çoğu üniversitede anlatılmaz advanced ders diye. Ama ana fikir aslında şudur. Herhangi bir programlama dilinde bana bir kod satırı verildiği zaman mesela x eşittir y artı 4 çarpı z. Bu satırın ne işe yaradığını Anlamaya denir parsing. Bu satır ne yapar? Örneğin işte bir eşitleme işlemi vardır, x diye bir değişken vardır, sonra bir toplama işlemi vardır, burada bir y vardır, burada bir çarpma vardır, burada bir 4 vardır, burada da bir z vardır. Bu çıkan şeye biz şu anda bilgisayar mühendisi için konuşuyorum, ama aslında aynı şey olacak birazdan göreceğiz. Parse tree deriz. Bilgisayar mühendisliğinde. Şimdi bunu niye e, oluşturur bilgisayar bir satırı analiz ederken? Çünkü bu pars diye aslında bu satırın nasıl anlaşılacağına karşılık gelir. Yani bu satır bilgisayarda nasıl işlenecek? Nasıl işlenecek? Aslında burada anlaşılıyor. Bir eşitleme yapılacak. Bu eşitlemeni kime yapacak? X'e yapacak. Dolayısıyla bu eşitleyici şey de burada. Sonra bunu nasıl hesaplayacak? toplama işlemi yapacak kimle y ile şunu toplayacak. Peki bu ne? Bu da 4 dezenin çarpımı. Dikkat ederseniz parse tree aslında direkt bu satırın semantini yani anlamsal olarak ne iş yapılacağını hem bir sentaktik analiz yani bir parse tree'yi meydana getiriyoruz aslında bir sentaktik analize karşılık geliyor. Bir ağaç oluşuyor. Hem de aynı zamanda bu ağacı nasıl işleyeceğimizi de bize gösteriyor. Bilgisayar mühendisi açısından düşünüldüğünde. Bütün kod satırlarını böyle e, birer partilleri elde ediliyor ve bu şekilde aslında işleniyor. Şimdi bu bilgisayar mühendisi tarafı ama aslında ana fikir aynı. Yani ben bir cümle gördüğüm zaman yani Ali topu attı gibi bir cümle gördüğüm zaman benim amacım aslında Ali topu attığını nasıl çalıştığını anlamak. Yani ne oluyor burada? İşte bir Atma var, peki sonra işte ali var, top var falan filan. Bunları anlamaya çalışıyoruz. Bunları anlayabilmek için de biz aslında bir parse tree meydana getirmeye çalışacağız. Bu parse tree'yi meydana getirmek için iki tane e, stratejimiz var. Bir tanesi constituency e, parsing dediğimiz yöntem. Buna... Türkçesini ben bilmiyorum ama e, constituency parsing deniyor. Bir tanesi de dependency ya da bağlılık e, analizi e, de deniyor. Parsing deniyor. Bugün ve bu süre biz constituency parsing'den bahsedeceğiz. Bu constituency parsing'i anlatabilmek için ise önce bir biz constituency grammar nedir? Ondan bahsedeceğiz. Constituency grammar'de constituency grammar'de aslında gene bilgisayar mühendisinden gelen bir şey. Bu da aslında daha önce çok önce anlattığımız finite state machine'lerin açıklayamadığı dilleri açıklamak için kullanılan bir aslında yapı. Dolayısıyla hatırlarsak işte Theory of Computation'dan bir şeyler ödünç almıştık demiştik finite state machine'leri anlatırken. Şimdi burada da gene Theory of Computation'dan bir şey ödünç alıyoruz. O da constituency gramerleri ödünç alıyoruz. Şimdi constituency gramer dediğimiz zaman ne demek istiyoruz? Şimdi bugün aslında daha çok ondan bahsedeceğiz. Ve bizim elimizdeki parse tree paketi temel olarak aslında ondan önce bahsedeceğiz. bu tarz constituency gramer oluşturarak, oluşturarak elde edilmiş, işaretlenmiş cümleleri analiz edebilen bir paket. Önce tabii bunu anlamamız lazım. Yani bu parse triler nasıl çalışıyor onları anlamamız lazım. Sonra elimizde bir cümle varken nasıl bu parse trileri meydana getiririz onu anlayacağız. Ona da parsing adı veriliyor. Şimdi çok kısaca bahsedersek aslında constituency dediğimiz şey, önce ondan bahsedelim. Constituency dediğimiz şey Temel olarak şu anlama geliyor. Bizim e, belli fonksiyonlara sahip olan kelimeler bir araya gelerek konstitünciyi oluşturuyor. Mesela Ali, yandım Ali, e, kırmızı başlıklı kız, e, canımın içi yandım Ali. Bunların hepsi aslında bir constituency. Bunların hepsi aslında birer noun phrase. Bir isim cümlesi. Yani bir aksiyonu genelde yapan veya üzerinde bir aksiyon oluşturulan bir isim cümlecikleri. Bunları nasıl isim cümlecikleri olduğunu anlıyoruz. Mesela bunların her birinin yanına yürüdü yazabiliriz. Ali yürüdü, yandım Ali yürüdü, kırmızı başlıklı kız yürüdü, canımın içi yandım Ali yürüdü. Bu yürüdünün önüne bunların herhangi birini ne yapabiliriz ee, koyabiliriz. Veya hızlı nın arkasına bunları koyabiliriz. Hızlı Ali, hızlı yandım Ali, hızlı kırmızı başlıklı kız, hızlı canımın içi yandım Ali. Bunların hepsini yapmak mümkün. Neden? Çünkü bu hızlı aslında bir sıfat ve arkasından bir isim cümleciği bekliyor. Dolayısıyla isim cümleciği, isim konstitüansı veya non-phrase dediğimiz şey buna karşılık e, geliyor. Peki mesela bunun yanına kitap yazabilir miyiz? Ali Kitap, Yandım Ali Kitap, Kırmızı Başlık Kitap. Pek olmaz. Neden? Çünkü noun phrase'den sonra bir noun phrase çoğu durumda Türkçe'de gelmez. Gelmediği için e, mesela şu da olmaz değil mi? Kadar. Ali kadar. Olur aslında. Yandım Ali kadar. Bu olur. Ama bazı şeyler olmaz. Mesela. E, dolayısıyla bu noun phrase'in gelebileceği yerler ve gelemeyeceği yerler aslında bize Konstitüsü'nün ne olduğunu gösteriyor. Konstitüsü'nün önemli bir başka özelliği de bunların bölünemez olması. Yani çoğu durumda. Mesela şu Konstitüsü'nün içine bir kelime koyamayız. Yani kırmızı başlıklı yürüdü kız. Mesela kırmızı başlık güzel kız olabilir ama o zaten bunun içinde. Yani başka bir phrase'in bunu bölerek araya bir şey koymamız mümkün değil. Bu da aslında bunların birer grup olduklarını gösteren önemli bir nokta. Şimdi o zaman bizim yapmaya çalıştığımız şey aslında bu grupları belirlemek. Ve bu gruplar birazdan da bahsedeceğimiz gibi aslında recursive öz yinelemeli gruplar. Yani grubun içinde de bir gruplaşma var aslında. Dolayısıyla ana fikir aslında bu rekursif bir şekilde oluşan konstitüsileri anlamaya çalışmak. Bu da aslında neyi getiriyor bize? Bir triyi meydana getiriyor. Yani bunlar her biri bir node gibi düşünün, phrase'ler. Onların da içinde alt node'lar var, alt node'lar var. O şekilde devam ediyor. Şimdi peki bunu nasıl modelliyoruz? Bu hikayeyi nasıl modelleyeceğiz? Yani nasıl olacak da dikkat ederseniz bu kelime sayısı istenildiği kadar artabilir. Yani işte kırmızı başlıklı kızın önüne başka bir şey getirerek işte güzel kırmızılık başlıklı kız veya güzel kırmızı başlıklı süper kız, güzel başlık kırmızı başlıklı kız Ali, kız Ayşe gibi istenildiği kadar uzayabiliyor bu. Nasıl başarıyor bunu? Yani bu mod bunu nasıl modelleyebiliyoruz da bu cümlecik dediğimiz o phrase istenildiği kadar uzayıp kısalabiliyor. İşte bunun sebebi aslında bunun altında yatan bir gramer olması. Ve bu gramere de, bu gramerlere de context free gramer adı veriliyor. Context free gramer ya da kısaltılmış ismiyle CFG. Şimdi context free gramerleri anlamak için önce bir takım örnekler yapmak lazım. Burada İngilizceden örnekler vereceğiz bu sefer. Noun phrase dediğimiz şey bir determiner'la nominaldan oluşur. Bunun ne anlama geldiğini hemen bahsedeceğim. Bir e, noun phrase ya bir proper noun'dur ya da bir nominal dediğimiz şey ya bir noun'dur ya da nominal nominal. Hmm. şunu düzgün Nıl ve noun'dur. Şimdi burada aslında bir küçük context free gramer görüyoruz. Şunları da eklememiz lazım ki gerçekten anlamlı olsun. That a olsun. That the olsun. Noun da flight olsun. Şimdi bir context free gramer aslında kurallardan oluşur. Ne demek kurallardan oluşur? Her bir item bir kuraldır. Bakın bu bir kural, bu bir kural, bu bir bu aslında iki kural. Birazdan bahsedeceğiz. Bu bir kural, bu bir kural, bu bir kural. Rule diyoruz. Kural. Bu kuralların bir left side'ı vardır. Sol tarafı, sol yönü ve bu sol tarafında mutlaka bir variable veya buradaki terminolojiyle non terminal sembol bulunmaktadır. Dolayısıyla sonlandırmayan, sonlandırıcı olmayan bir sembol bulunmakta. Mesela NP öyle bir sembol, NP öyle bir sembol, nominal öyle bir sembol, det öyle bir sembol, noun öyle bir sembol, non-terminal bir sembol. Çok genel olarak, yani bunun tabii istisnalarını yakalanabilir, non-terminal semboller ya da variablelar büyük harfle başlar. Hatta tercihen hepsi büyük harftir ama her zaman öyle olmak zorunda değil büyük harfle başlar diye düşünebilirsiniz. Dolayısıyla hemen şunu görebiliyoruz. Bunlar birer variable olduğu için başka bir yerde geçtiklerinde de aynı anlam ve fonksiyonellere sahiptirler. Dolayısıyla burada da bakın bir det var. Burada da nominal var. Burada proper noun diye bir şey var. Bu aslında yok sol tarafta. Noun var, nominal var, noun var gibi. Bunlara non terminal semboller denir. Non terminal semboller veya e, değişkenler birbirleri ile kullanılarak, birbirlerin içinde kullanılarak cümleyi meydana getirmeye çalışırlar. Gramer olarak. Ondan bahsedeceğiz şimdi daha detaylı olarak. Ama tek başlarına bir işe yaramazlar. Çünkü birbirlerini üretirler, üretirler, üretirler ama non terminal semboller, non terminal semboller ürettikçe bunun bir sonu olmaz. Bizim sonumuz dediğimiz şey, amacımız aslında cümleye ulaşmak olduğu için bunu terminate eden yani bitirecek sembollere ihtiyaç vardır. Bunlara da terminal semboller adı verilir. Terminal semboller. Bunlar da tahmin edebileceğiniz gibi genelde küçük harfle başlarlar. Dolayısıyla buradaki örnekte e bir terminal, d bir terminal, flight bir terminal. Terminaller cümlenin e, içinde yer alacak yani cümlenin e, parçalarıdırlar. Dolayısıyla e, bir, buradaki gramerle ifade edebileceğimiz zaman ettiğimiz zaman cümlemizin içinde sadece bu üç kelime yer alacak demektir. Şimdi bu da otomatik olarak neyi gösteriyor? Burada bir leksikondan bahsettiğimizi gösteriyor. Leksikon sözlük dictionary de diyebilirsiniz. Dolayısıyla sözlüğümüz aslında basically terminal sembollerin bileşiminden meydana gelir. Bu terminal sembollerden birinde yoksa sözlüğümüzde o zaman onu oluşturan, onun parçası olduğu bir ağaçta mümkün değildir. Şimdi bunları söyledikten sonra bir de bu ne işe yarıyor bu gramer? Onu bir örnekle açıklayalım. Genelde bir start sembol diye bir sembol vardır. Şimdi ondan da bahsedeceğim daha teorik olarak ama bahsetmeden önce diyelim NP dediğimiz şey bizim bir start sembolümüz olsun. Başlangıç sembolümüz. Bu başlangıç sembolümüzden sonra başlangıç sembolümüzü kullanarak bir kural işletiriz. Yani sol tarafta NP olan bir şey buluruz. Birini seçtik mesela det ve nominali seçtik diyelim. Dolayısıyla artık kural dediğimiz şey MP'den det nominale geçmiştir. Bu aslında bir derivasyonun başlangıcıdır. Yani matematiksel bir işlem aslında. Bir matematiksel ispat veya matematiksel bir çözümleme diye de düşünebilirsiniz. Nasıl hani matematikte işte şey vardır... X artı y'nin karesi falan filan işte onu açacaksın terimleri birleştireceksin onun gibi bir şey diye düşünebilirsiniz. Her aşamada da bir değişkeni genelde soldan başlarız ama illa öyle yapmak zorunda değiliz. Bir değişkeni alıp onun ona ait olan bir kuralla yer değiştiririz. Dolayısıyla burada deti mesela seçtiysek dete ait olan kurallardan bir tanesini seçelim. Mesela E'yi seçelim. O zaman ne olacak? E nominal olacak. Ya da isterseniz bunun yerine neyse böyle devam edelim. E nominalden bu sefer nominale odaklanırsak nominalden bir tanesini seçeceğiz. Burada bir noktayı görürüz. Şurada bir pipe işareti var. Görüyor musunuz? Bu kısaltma için kullanılır genelde. Yani aslında burada iki kural var demektir nominal noun'a gidiyor veya nominal nominal noun'a gidiyor. Dolayısıyla biz bunlardan bir tanesini seçebiliriz. Diyelim noun'u seçtik. Yani nominalin noun'a gittiğini seçtik. O zaman burası a noun oldu. Dolayısıyla nominali noun'la replace ettik. Sonra da noun'u bir kuralla değiştireceğiz. Noun'a baktığımız zaman burada bir tek kural olduğunu görüyoruz. Flight dolayısıyla seçeneğimiz yok. F flight'ı belirlemiş olur bu hikayeye yani bu derivasyona derivation yani bir çıkarım bir e, çözümleme diyoruz. Bu çözümlemenin sonucunda oluşan şeye de parse tree adı veriyoruz. Zaten hani bahsetmiştik. Şimdi bunu çizersek önce mp vardı. Sonra mp'den det nominal kuralını kullandık. Dolayısıyla iki tane olasılığımız oluştu böyle nominal şeklinde. Sonra ne yaptık? Det'i e ile değiştirdik. Buraya e yazdık. Sonra nominal yerine noun yazdık. Şurada göstermiştik. Şu. Noun yazdık. Sonra geldik noun yerine de flight'ı seçtik. Dolayısıyla burada da noun yerine flight'ı seçtik. Şimdi buna işte bir parse tree adı veriyoruz. Bu hikayeyi de yani np'den başlayarak bu ağacı oluşturmaya da derivation adı veriyoruz. Burada dikkat ederseniz önemli nokta biz F flight'tan bu ağacı elde etmedik. Ona parsing adı veriliyor. Ona girmedik şu anda. Biz MP'den başlayarak F flight'ı elde ettik. Dolayısıyla buna derivasyon deniyor. Neyden başlayabiliyoruz? Genelde bir start sembolümüz var ve o start sembolle ilerliyoruz. O start sembolden başlayarak bir derivasyon meydana getiriyoruz. Tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi çok fazla yani bazı durumlarda sonsuz derivasyon olabilir. Sonsuz derivasyon nasıl olabilir diye düşünecek olursak aslında tahmin edebilirsiniz bir recursive rule varsa. Mesela nominal nominal artı noun'a gidiyormuş. O zaman şöyle yapsaydık. Örneğin şu ağaçta MP det E dedikten sonra nominale geldiğimizde her nominal için nominal noun yapsak ve bu nominal için de bir daha nominal noun yapsak bu nominal içinde nominal noun yapsak teorik olarak sonsuz uzunlukta bir cümle meydana getirebiliriz ki dili öyle bir şey. Teorik olarak sonsuz uzunlukta bir zaten anlattık morfolojik analizde. Sonsuz uzunlukta kelime de üretebileceğimiz gibi sonsuz uzunlukta cümle de üretebiliriz. Bu gramerler ona olanak sağlıyor. Ama tabii ki sonsuz uzunlukta cümlenin bir anlamı yok. Çünkü bizim amacımız cümleyi üretirken Teorik bir amacımız yok. Pratik amacımız var genelde. Bilgiyi iletmek istiyoruz. Sonsuz uzunlukta cümle bir bilgi üretmez. Çünkü sonu olmadan zaten bilgiyi anlayamıyoruz. Okey. Şimdi o zaman ee, bir tane orta ölçekli bir gramer paylaşayım. Ve onun üzerinden de görelim. Görülüyor değil mi şu anda? Evet bir sorun yok. Evet burada mesela bir gramer görüyoruz. Daha orta ölçekli bir gramer. Bu orta ölçekli bir gramerde biraz önce anlattığımız şeyler var. Bir, bir takım gramer kuralları var. Bu İngilizce bir gramer. İşte S ile başlıyor. Genelde S ile başlar. Sentence'ın S'si. E, S işte bir noun phrase ve bir verb phrase'dir. Türkçede de benzer şey geçerli. Bir isim cümleci ve bir fiil cümleci vardır. Mesela Ali topu attı dediğiniz zaman Ali bir noun phrase'dir. Topu attı bir verb phrase'dir gibi. Burada da mesela I want a morning flight. Dolayısıyla burada da aynı şey olduğunu görüyoruz İngilizce açısından bakıldığı zaman. Sonra bir noun phrase ya bir pronoundur ya bir proper noundur ya da det nominaldir. Biraz önce anlattığımız şeyler. Ya bir nominal, ya nominal noun'dur, ya da noun'dur. Bir verb phrase, ya bir verb'tür ya verb mp'dir. Böyle detaylı olarak gramer kuralları verilmiş. Onun dışında bir de leksikon var. Bunlara leksikon deniyor, anlattık zaten. Direkt terminal sembollere bağlanan kurallar. İşte noun, verb, adjective, pronoun, proper noun, determiner, preposition, conjunction. Dolayısıyla burada onları görebiliyoruz. Tabii sözlük ne kadar büyük olursa o kadar bunları yan yana getirerek cümleler meydana getirebiliyoruz. Burada da I prefer a morning flight cümlesinin derivasyonunu görüyoruz. Aslında bir parse tree'sini görüyoruz. S'den başlayarak bu cümleyi elde etmiş. Ne yapmış önce? S'den NP ve VP olarak açmış. Sonra NP'yi bir pronoun olarak açmış. Şuradaki kuralı kullanarak. Sonra pronoun'u da ayla buradaki kuralı kullanarak açmış. VP'yi verb ve MP olarak açmış burada. Sonra verb'ü prefer olarak açmış. Burada verb nerede? E, şurada, verb'te prefer olarak açmış. Sonra noun phrase'i det ve nominal olarak açmış. Noun phrase'i det ve nominal. Det'i E olarak açmış, determiner'ı. Sonra nominal'i nominal artı noun olarak açmış. Noun'u flightla açmış, noun nominali noun'la açmış şu kuralı kullanarak sonra da noun'la da morning'i açarak olayı bitirmiş. Peki biz devam edelim. Kaldığımız yerden. Şimdi bu örneğin ardından ee, bunun gramerin formal tanımına geleceğiz. Yani bir context free gramer nasıl formal olarak tanımlanır? Hatırlarsak finite state machine'de de benzer şeyi yapmıştık. Burada da benzer şeyi yapacağız. Bir context free gramer dörtlü bir tuple ile ifade edilir. Yani dörtlü bir birimle ifade edilir. Nedir bunlar? Ne dediğimiz şey var? Bunlar set of terminal symbols. Dolayısıyla bir terminal işaretleri. Bunlara, e, pardon non-terminal yanlış söyledim. Bunlara variable da adı veriyor, veriliyor demiştik. Variables. Bunlar genelde büyük harfle başlar. Ondan da bahsetmiştik. Bunlara n denir. N bunun kümesi. Sonra sigma var. Bu da set of terminal symbols. Bunların tabii ki neden farklı olması gerekiyor? Yani bir sembol hem n'de hem de sigma'da olamaz. Neden? Çünkü o zaman nasıl bitireceğinizi bilemezsiniz. Yani bir ambiguity olur ki ambiguity'den bahsedeceğiz ambiguous şeylerden hoşlanmıyoruz. Yani seçeneklerimizin belirli olmasını istiyoruz. R dediğimiz şey ise rule'lara karşılık gelir. Bunlar da kurallar. Bunlar da genelde, genelde değil her zaman, A, ok, beta şeklinde ifade edilir. Buradaki A sembolü bir non-terminal sembol olmak zorunda. non Terminal olmak zorunda. Beta'da bir e, expression. Bu expression'ın içinde sigma da olabilir. n de olabilir. Ve bunlardan sonsuz değil tabii ama bu yıldız olduğu için hatırlarsak regular expression'lardan neredeyse sonsuz miktarını yan yana ne yapabiliriz? Koyabiliriz. Üç tane şey söyledik. Dördüncü şey ne? S dediğimiz şey. Bu da start sembol. Dolayısıyla başlangıç e, karakteri ki derivasyonlarını e, şeyin içinde e, buradan seçeceğiz. Esin mutlaka tabii ki N dediğiniz şey non-terminal sembollerin bir tanesinin olması gerekiyor. Peki bir derivasyon nasıl oluyor? Bir derivasyon aslında basitçe şöyle oluyor. Bizim elimizde örneğin bir şey var, ee, alfa, a ve gamma diye bir pozisyondayız biz şu anda bir derivasyonda. Bu alfa a gamma da alfa bir set of e, herhangi bir sembol, terminal veya non terminal. Gamma da aynı şekilde yani alfa da, gamma da aslında sigma ve n'nin içinden bir string. Boşta olabilirler bu arada. Tabii ki. Ben a goes beta'yı yani a'nın b'ye gittiği kuralını kullanarak bundan buradaki a yerine beta'yı yazıyorum. İşte buna derivasyon deniyor. Belli bir, bir, bir e, directly derives deniyor. E, yani direkt Oradan e, bu state'den diyelim, bu string'den diğer string'e geçiyoruz. Bu derivasyonu aslında bir dizi halinde gerçekleştirebiliriz. Yani alfa 1 ile başlarız. Bu alfa 2'ye drive eder, alfa 3'e drive eder. Bu böyle gider ve alfa m'e gittiğimiz zaman gamma oldu. Alfa M'e gittiğimiz zaman bu alfa M'de tercihen eğer oluyorsa yapmışsak alfa M'in biz aslında set of terminal sembollerden ibaret olmasını istiyoruz. Eğer bunu yapabilirsek o zaman alfa 1'den belli bir miktar derivasyonla alfa M'e ulaşmış olduğumuzu söylüyoruz. Okey, var mı ee, buraya kadar sorumuz? Yok hocam. Ben de yok. Peki şimdi neler var e, bu konstitusiyde? Onlardan biraz bahsedelim. Şimdi birkaç tane çok sıklıkla karşılaşılan şeyler var. Onları biraz söyleyelim ki terminolojimiz olsun. Mesela noun phrase dediğimiz şeyler var. Noun phrase dediğimiz şeyler isim cümlecikleri. Bu isim cümlecikleri İngilizcede işte zaten gördük. A flight, the flight, this flight, some flights, any flight. İşte ee, next day, other American flight gibi böyle aslında ee, içinde nominaller olan, te şeyler olan, determiner'lar olan bir isim cümlecikleri. Türkçede de biraz önce bahsetmiştik. Olcay, Mehmet, Fatma, Ayşe. Ondan sonra onların önüne gelen, önüne gelen sıfatlarla birlikte işte kırmızı kitap, yeşil elma. İşte uzun isimler, Olcay Taner yıldız e, gibi bunların önüne gelen belki sıfat cümlecikleri, koşan adam mesela, e, gittiği e, görülen kız mesela. Bunların hepsi aslında birer isim cümleci. Bunların hepsine noun phrase diyoruz ve genelde bunlar e, ne için kullanılıyor? Dediğim gibi suje, subject, özne veya işte obje için genelde e, kullanılıyor. Fiillerle de birleşiyor ama fiil formunda değiller tabii. Mesela işte koşan adam dediğimiz zaman aslında bir fiilimsi var. Sıfat e, e, oluyor koşan orada. Fiilden drive edilmiş oluyor. Ama sonuçta işte koşan adam dediğimiz şey aslında bizim için bir isim cümleci. Gelirsek bir de ne var? Noun phrase genelde np ile gösteriliyor. Bir de mesela verb phrase var. Verb phrase dediğimiz şeyse VP ile gösteriyor. Genelde fiil cümleci. Bunlar tek başına bir fiil de olabilir. Mesela İngilizce için konuşursak disappear, prefer a morning flight, leave Boston in the morning, leaving on Thursday gibi. Yani içinde aslında parçalar da bulunduran, isimler de bulunduran, hatta zarflar, sıfatlar duruma göre İşte topu attı, kırmızı topu attı, koştu, eve koştu, yanan eve koştu. Gibi. Bunların hepsi aslında birer verb phrase. İşte yanan eve bir grup, o ne yapıyor? Koştu ile birleşerek bir verb phrase'i meydana getiriyor. Şimdi tabii fiillerin bir takım özellikleri var. Onlardan çok detaylı bahsetmeyeceğiz ama... ...mesela daha önce parametrelerden bahsetmiştik. Aslında fiillerin aldıkları parametreler, işte... Kaç parametre alıyor? Bir parametre mi alıyor? İki parametre mi alıyor? Bunlar aslında burada da görünüyor. değil mi? Mesela bir word phrase dediğimiz zaman e, attı dediğimiz zaman genelde attının parametreleri var. İşte topu attı. Dolayısıyla argüman bir prop bank açısından bahsedecek olursak gibi. Onlar aslında buradaki e, ağaç çıkın bir parçasını oluşturuyor, bir parçasını meydana e, getiriyor bunların terminolojisi de aslında bu bu de fiiller için subcategorization deniyor. Yani her fiili eşit olarak adlandıramıyoruz. Yani e, her fiil ne yazık ki o kadar basit değil. Her fiil sadece fiil değil. Yani bir bütün verb'ler aynı değil. Çünkü aldıkları parametreler farklı. Aldıkları parametreler farklı olduğu için ona göre de kategoriler oluyor. İşte mesela İngilizce için konuşacak olursak, işte NP alan fiiller, işte find, leave, repeat. Mesela find x, leave x, repeat x gibi veya verb with S complement ya yani S alanlar. Yani bir cümleciyi parametre olarak alanlar. Mesela think, neyi düşünüyorsun? Bilmem ne yaptığını düşünüyorsun. Believe, neye inanıyorsun? Bilmem ne olduğuna inanıyorsun. Say, neyi söylüyorsun, bilmem neyi söylüyorsun gibi. Dolayısıyla bunlar aslında işi biraz daha zorlaştırıyor ki zaten tahmin edebilirsiniz. Çünkü e, öbür tarafta anlattığımız PropBank ve FrameNet'teki parametrelerin burada da e, olması lazım. Yani sadece fiilleri birbirinden ayrı yaparsak, hepsi bir verbdir dersek o zaman işler karışıyor. Yani tabii ki öyle yapabiliriz. A zaman parsing ama bir tık daha zor hale geliyor. Onun dışında e, conjunction phrase ya da coordination phrase diyebileceğimiz, coordination phrase diyebileceğimiz işte conjp diyebileceğimiz e, şeyler. Bunlar da e, aslında bağlaçlar. Genelde iki tane farklı şeyi bir araya getiriyor. Mesela NP NP and NP mesela. Yani iki tane isim cümlecini bir araya getiriyoruz ve yeni bir isim cümleciyi oluşturuyoruz. Burada genelde bir conjunction phrase de diyebiliriz bunlara veya şuna sadece conjunction adı verebiliriz. Tabi coordination, conjunction bunlar biraz sıkıntılı çünkü aslında analiz etmesi daha zor. Niye? bu cümlenin bir tanesi bir parça, bir blok komple. Mesela biraz önce anlattığımız işte kırmızı başlıklı kız ve canına yandım, yandım Ali. Dolayısıyla burada iki tane büyük blok var. Bunlar aslında ikisi de ayrı ayrı MP. Bunu anlayabiliyor olması lazım sistem. Şimdi bunlar iyi hoş. Peki biz bu gramerleri nasıl üreteceğiz? Şimdi tamam, bu mantıklı, güzel açıklamaya çalışıyoruz. Konteks free gramerlerimiz var ama bu bir dile özgü. Sonuçta bütün diller için bu gramerler yazılabilir. Herhangi bir dili ele alın, i̇şte İngilizce, Türkçe, Fransızca, Almanca, Azerice, Kazakça, her dil için bir gramer yazılabilir. Fakat grameri nasıl yazacağız? Şimdi grameri yazmak çok zor. Uzun uzun, yani bir yöntem. Tek tek oturup gramer kurallarını yazmak. Burada ama her zaman unutabileceğiniz kurallar olabilir. Bir de kuralları yazmak tek başına işe yaramayacak göreceğiz. Çünkü kuralların ne kadar kez kullanıldığı da bizim için önemli olacak. Ona da geleceğiz ileride. Olasılıksal konteks free gramerlerde bizim sadece bir kuralın olması yetmeyecek, kuralın olasına da ihtiyacımız olacak. Temel olarak o zaman toparlarsak bizim aslında bu kuralların uygulandığı ağaçlara ihtiyacımız var. İşte buna da literatürde tree bank adı veriyoruz. Yani paranın bankada tutulduğu gibi, çok paranın bankada tutulduğu gibi ağaçları da bankada tutuyoruz. Ağaç bankası deniyor. Tabii nasıl bankada çok para varsa tree bank'ta da çok tree olması lazım. Yani belirli bir ölçekte büyük sayıda tabii bu büyük sayı milyonlar seviyesinde olamıyor. Çünkü biraz önce de bahsettiğimiz gibi bu ağaçların full ağaç olması lazım. Daha önce gösterdiğimiz ağaçların her birisi bir ağaç mesela. Dolayısıyla genelde 10.000 ile bin 100 arasında miktarda ağacı oluşturan şeylere tree bank Adını veriyor. Daha küçük de olabilir tabii ama genelde 10 binin üstünde olsa tercih nedeni. Bu tree bankların e, her dil için ayrı ayrı üretilmesi lazım. İngilizce tahmin edebileceğiniz gibi ilk e, üretilen tree bank İngilizce için üretilen tree bank. Bu tree bank Pen tree bank ve aşağı yukarı 45 bin civarında ağaçtan meydana geliyor. Bu ağaçlar nasıl oluşturulmuş? Bu ağaçlar temel olarak Wall Street Journal, duymuşsunuzdur, ekonomi gazetesinin içinden, ama sadece ekonomi yok aslında, günlük hayattan da bazı cümleler oluyor, ama çoğunluğu ekonomi, gazetesinin içinden seçilmiş, rastgele seçilmiş 45 bin tane cümlenin tek tek işaretlemesiyle, e, işaretlenmesiyle meydana getirmiş. Yani birileri oturmuş, bu cümleleri tek tek ağaç olarak işaretlemiş. Bunun sayesinde de tabii uzun bir iş, yani 3-5 yıl gibi bir süre e, oluşturuluyor, süre sonunda oluşuyor ama bunun sonucunda aslında elimizde e, o dile ait kuralları üretebiliyoruz. Neden o dile ait kuralları üretebiliyoruz? Çünkü e, biraz önce de bahsettiğimiz gibi örneğin bir ağacı ele alırsak, buradaki örneğin şu ağacı elimize aldığımız zaman, mesela şu ağacı gördüğümüz zaman, bu ağaçtan aslında bir takım kuralları üretebiliriz. Hangi kuralları üretebiliriz? Şu kuralı, yani NP'den DET ve nominal geldiğini, DET'ten A geldiğini, nominalden noun çıktığını, noun'dan flight çıktığını ayrı ayrı kural olarak üretebiliriz. Daha da güzeli her bir kuralın kaç kez geçtiğini de üretebiliriz. Ona geleceğiz sonra. Ama sonuç olarak distinct kurallar tek tek bu ağaçtan çıkarılabilir. Dolayısıyla 45 bin tane cümle varsa aslında kural sayısı e, mesela burada iki tane kelime var. Kaç tane kural var? Bir, iki, üç, dört tane kural var. Aşağı yukarı iki katı kadar civarında da kural olduğunu düşünürsek her bir cümlede de 3 aşağı 5 yukarı 30-40 kelime varsa in general onun iki katı da 100 dersek bu durumda 45 bin çarpı 100 yani 5 milyon tane kurallı üretmiş olmuşlar Pantry Bank sayesinde. Ve bu 5 milyon kural distinct değil. Bunlar distinct kurallar haline getirilmiş oluyor. Dolayısıyla sizin o dil ait, İngilizce diline ait bu tree bank açısından bakıldığında bir kural kümeniz oluşmuş oluyor. Burada ilk e, zorluk ağaçların işaretlenmesi. Ağaçlar işaretlendikten sonra zaten otomatik olarak kurallar ne yapılıyor elde ediliyor. Şimdi e, biz ben burada size e, şeyden de bahsedeceğim bu e, tree bank da göstereceğim bir tane bizim daha doğrusu bizim değil de o Pantry Bank'ı göstereceğim örneğini biraz beklersek Bu bizim kendi ürettiğimiz bir arayüz. E, işaretleme için de kullanıyoruz sıklıkla. Onlardan da bahsedeceğiz zaten sonra ileriki derslerde. Şimdi burada mesela bir tane ağacı alalım. İşte burada görüyoruz bir e, Pantry Bank ağacının e, gösterimi. Bir S var yukarıda görüyoruz. E, sonra S, e, NP ve VP ve nokta olarak bir kuralla bölünmüş. Sonra NP, NNP ve NNP olarak ikiye bölünmüş. Buradaki NNP'ler hatırlarsak post taglerle karşılık geliyor. Post tagging'den bahsetmiştik. Brown datasetinden. Orada da Pantry Bank'tan kısaca bahsetmiştik belki. Dolayısıyla NNP dediğimiz şey hatırlarsak özel isime karşılık geliyor. Dolayısıyla Miss Hagin, Miss de Hagi de bir özel isim. VBZ. Yani aslında leaf'in üstündeki her bir tag aslında onun post tag'i. Ama onun üzerindekilerse aslında birer phrase tag'i. Dolayısıyla bu NLP'nin üstündeki NP bir phrase tag'i. Bunun bir NP phrase olduğunu gösteriyor. VBZ ve NP birleşerek VP'yi oluşturuyor. Bu da işte place aliant'i. Burada da misek. Bu reprezentasyonda yani Pantry Bank'ın bu üçüncü versiyonu bu arada. Bu reprezentasyonda sadece phrase label'lar yok. Onun dışında fonksiyoneliteleri de işaretlemişler. Yani mesela bu NP'nin subject olduğunu da görebiliyoruz. np tre su sbj ile. Başka bir tane daha uzun bir cümleye bakalım. Mesela burada the luxury automaker. Bakın bu bir NP cümleciği. Last year, bir yine bir MP cümleci ama temporal'a karşılık geliyor. Sonra da sold 1214 cars in the United States. Dolayısıyla burada sold bakın VBD, geçinci part perfect'e karşılık geliyor. 1214, pardon past'a karşılık geliyor. 1214 cars var, dolayısıyla bir cardinal number sayı, cars çoğul cins isim bunu satıyor ve nerede satıyor? Bakın bu prepositional phrase yani in the United States gibi. Bu şekilde gidiyor böyle. Bu şu an gösterdiğim datasette 10 bin tane cümlecik var. Şimdi biz bunun dışında bir de şeyi göstereyim. Bizim normal Türkçe cümlelerimizden bir örnek vereyim. Biraz beklememiz lazım. Yüklüyor şu anda. Aslında o yüklerken şey yapabiliriz bir tanesi. Evet, bu da mesela biraz önce gördüğümüz cümlelerin... Bizim tarafımızdan işaretlendi, şirketteki arkadaşlarımız tarafından işaretlendiği işaretlediği ağaçlar. Bunlar da gene bu sefer Türkçe Treebank diyebiliriz. Ee, burada da tabi baya bir emek var. Her bir cümlenin üzerinden geçtiler ve cümleyi e, edit ettiler phrase açısından. Burada da gene taglar şu üst tarafta. Dolayısıyla Bayan Hack birer e, nominal phrase. E, aslında Elianti NP, çalarda da VP. Gene Elianti çalar bir VP, Bayan Heck de bir MP. Başka bir şeye gelirsek, bu biraz öncekinin Türkçesi, lüks otomobil üreticisi. Bu lüks otomobil bir noun phrase, lüks bir sıfat, adjective oluyor. Üreticisi, işte Amerika'da geçen yıl 1214 araba sattı. Dolayısıyla bu da bir fiil cümlesine karşılık Geliyor. Buradaki tagların bazılarının aynı bazılarının aynı olmadığını görüyorsunuz. Bu doğal e, dilden dile konstitünsi e, gramerde dilden dile aslında e, taglar değişebiliyor. Biz kendi tag setimizi kullandık. E, çoğunlukla İngilizceye referans verdik. Yani oradaki e, tag seti kullanmaya çalıştık ama Türkçe özgü tagları da işin içine kattık. E, bu bizim grubun e, ürettiği bir e, tribank aşağı yukarı e, pentri bank'ın toplam bir 20 bin cümlesini Biz e, çevirdik ve bu şekilde işaretledik bu şu anda e, bildiğimiz kadarıyla Türkçe'deki tek tribank tek konstitübank e, ve bu konsti bankı Biz e, diğer e, işlemlerde e, mesela Türkçe ait kuralları çıkartmakta veya işte Türkçe ait bir parsing algoritması çıkartmakta ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Okey. Ee, dolayısıyla böyle bir böyle tri bankları e, kullanarak böyle tri bankları meydana getirmek uzun iş, ee, uzun zaman gerektiriyor ama bunu yapmak gerekiyor çünkü bu tri bankları elde edemezseniz o zaman gramer e, üretmeniz mümkün değil ya da elle yapacaksınız ki onun da mutlaka eksik kelimeleri olacak. Böyle bir grameri elde ettikten sonra da bir sonraki step olan parsing'e e, ilerleyebiliyoruz. Peki. E, şş, bugünlük bu kadar.